De Kaçma Birader filmindeki Allah Allah Atatürk ve Anıtkabir repliklerini sansürlemiş Star TV. Star TV yönetimi de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Önce bir izleyelim bakalım. Kat VTR'miz var. Kaçma Birader'in orijinal bölümünü izleyelim. Yani Star TV'nin açıklamasını şu an bilmiyorum. Yayınlayacağız. Bir şey söyleyeyim, çok iyi yapılmış. ben Star TV'nin Çok açıklamasını ben de saç. bilmiyorum. Ben şu Atatürk öldü, ben böyle cıvık bir görüntüde Atatürk'ün isminin geçmesinden Ben rahatsız çok oldum. rahatsız Ben de oldum. rahatsız Evet. oldum. Star TV'ye helal olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Bence helal Star TV olsun. bizim gibi rahatsız olup da kaldırdıysa gerçekten bravo. Bakalım o zaman açıklamasını bir Evet. verelim. Star TV Cıvık bu cıvık Atatürk öldü mü sahnenin ne falan. Ne komedi diyorsun? filminde Atatürk gibi bir değerimizin, kurtarıcımızın adının bu şekilde geçmesiyle ilgili Bakalım ne bakalım ne demiş. açıklama Vallahi yapıyor. ben de bilmiyorum. Star TV'de yayınlanan Kaçma Birader adlı film içeriğinden çıkarılan bir sahneden dolayı sosyal medyanın gündeminde yer almıştır. Bazı haber ve yorumlarda çıkarılan bu diyaloğun farklı noktalara çekildiği ve çarpıtıldığı görülmektedir. Şunu belirtmek isteriz ki bu sahnenin yer almasının nedeni yorumlarda iddia edildiği gibi Atatürk adının silinmesi değil, tam aksine büyük kurtarıcının hatırasına duyulan derin saygıdır. Bir komedi filminde Yüce Önder'in adının geçtiği böyle bir repliğin yayınlanmasının uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Star TV, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi hatırasını korumaktadır. Adına söz konusu telefon şakası sahnesini yayınlamama kararı almıştır. Kamuoyuna ve değerli izleyicilerimize saygıyla duyurulur. Size gerçekten yemin ederek söylüyorum. İkimiz de Star TV'nin açıklamasını bilmeden yayına çıktık. Ve ben izlediğimde çok rahatsız oldum. Aynı rahatsızlığı gösteren Star TV hassasiyetine de yürekten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bana göre bu sansür değil, doğru karar. Kaçma birader. Yönetmen. Yanlışım varsa düzeltin. Defne Deli Ormanlı. Murat Kaman, yapımcı Hakan Eren, İpek Sorak, Gökhan Tatarer, Oğuz Peri, senarist daha önemli. Murat Kaman, Emrah Kaman, oyuncular Zafer Algöz, Melek Baykal, Emrah Kaman gibi değerli isimler. Nursel Köse. Hadi yönetmen, bir dakika önce oyuncular buna he dedi. Tamam mı? Oyuncuların büyük hatasıdır. Senarist bunu yazmış. Hatadır. Yönetmen bunu çekti. Hatadır. Yapımcı bunu nasıl verdi? En büyük hatadır. Star TV sansürledi. Helal Bravo olsun. Star TV. Star TV'nin genel müdüründen başında kim varsa bu konuyla ilgili kim bizzat ilgilendiyse helal olsun. Benim kurtarıcımın, Atatürk'ümün sen ismini komedi filminde bu şekilde lay lay lomla Atatürk ölmedi ölmez. Hadi ya. Bu ne hadsizlik? Bir de sahnede Ece şöyle de bir durum var. İzleyicinin rahatsız olduğu başka bir şey de göstereyim. Atatürk ölmedi kısmında da polisin onu neyse hadi Hadi oradan oradan. Bu demesi de nedir? bunlar çok kötü Nasıl sahneler. ayıp bir Ben şey? Star TV'nin kestiği bu sahneyi tebrik ediyorum. Ama bu sahne çekildi. Ben asıl şu anda Star TV'nin bize gösterdiği bu aydınlanmayı hesap sorma biçiminde ben bütün ekibe sormak Hayır, istiyorum. Oyuncular hariç bu arada. zamanında niye hesap sorulmadı? Bu vizyona girdi izlenmedi o zaman bu filmde. Ben hiç ilk kez görüyorum. Böyle bir Ben de film ilk ilk kez kez dinliyorum görüyorum. ama çok da önemli isimler var. Melek Peki Baykal, bununla ilgili Nursel yapımcı Köse, ne Zafer Algöz. açıklayacak? Şimdi söylediğin isim kim? Hakan Eren hangisi? Hakan Eren bu işin neresinde? Tweet attı. Bakıyorum. Hakan Eren tweet attı. Ne diyor? Evet. Hakan Eren'i söyleyeyim. Kimdi? Yapımcı Hakan Eren. Yapımcı Hakan Eren diyor ki konu bak bu onun eski bir tweet'i. Yani normalde böyle bir insan. Konu Türk milletinin, Türk Cumhuriyeti devletinin onuru ise gerisi teferruattır. Değerlendirmelerimiz olacak. Ne mutlu Türk'üm diyene diyen bir tweet'e sahip bir yapımcı bu. O Tamam, aslında zaman. bu kafada bir yapımcı. Ama siz bu işin nereye gittiğini farkında değil misiniz? Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ünvanını bile Ne kadar ayıp bir şey televizyonda bu ya. eksik kullandığımızda canlı yayın, strestir, sıkıntıdır bir şeydir. Gazi kelimesini, nasıl söyleyeyim? Mustafa Kemal'i söyleyip Atatürk'ü söylemediğimizde ya da Gazi Mustafa Kemal dediğimizde Atatürk demediğimizde Bize nasıl bize ne kızıyorlar? kadar insanlar Evet. hassas ve ne kadar haklı bir tam ünvanı söyleyeceksiniz. Bunu yapacaksınız, saygı duyacak. Evet öyle duyacağız. Bu kadar hassassan, ne mutlu Evet. Türk'üm diyene hashtag'iysen sen bunu yapamazsın. Nasıl böyle bir Bu hataya düştüler? kabul edilmez bir şey. Anıtkabir mi? Atatürk'le görüşecektim. Pardon ya. Bunlar nasıl cıvık hareketler? Hiç olmadı. Kral TV, Kral Star Star TV. TV özür dilerim. Star TV yürekten
Evet. Tebrik ediyorum. Yani kim genel müdür şu an gerçekten bilmiyorum. Sürekli de değişiyor biliyorsunuz müdürler. Evet. Buradan genel müdürüne de bütün çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Ama bir dakika, şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Bakın, açıklama yapmak zorunda bırakılmışlar. Çünkü neden? Atatürk ismi geçiyor. Evet. Neden acaba işte bu tür şeylere de birbirimizi gazlamayalım yani. Kibar tabiri o aslında. Kaba tabiri, pardon. Birbirimize orada Atatürk silindi, Atatürk'e düşmanlar mı dediniz. Açıklama gelmek zorunda kalıyor. Bakın, nedeni o kadar güzel bir neden ki aslında. Mustafa Kemal Atatürk'ü korumak adına böyle bir komedi filminde laubali bir şekilde isminin geçmesi bizi derinden yaralamıştır diyor yönetim. Bir de ben şu cıvıklığın artık hani bu kadar bilinçliyiz. Tamam, senaryo çok önemli. Evet, ama şimdi Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü cümle içerisinde kullanırken bile dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Nasıl kullanmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu senaryoyu okurken şunu demediler mi? Ne diyorsunuz ya? Evet, oynayan oyuncu arkadaşımız yani da demedi mi acaba? Demedi mi? Hiç olmamış. Peki şimdi bize şunu derler mi? Çok özür dilerim. Ya bunun öncesi sonrası var. Hep öyle diyorlar ya, mesela bir yorum yapıyoruz. Bunun öncesini sonrası. Ya bunun öncesi cümle içindeki ne olursa bakalım. Olsun. Bak, hiçbir şey görmeyelim. Sonrasına bakmayalım. Öncesine bakmayalım. Eski dönem olmuş olsun diyelim. Atatürk o dönemde de yaşıyor olsun diyelim. Diyelim ki bu işte 1900'lü yılları anlatıyor, tamam mı? 1903, 1904 diyelim. Atatürk var diyelim. Hadi kurtul, hadi Dünya Savaşı diyelim ya. Sen böyle cümle kullanamazsın. Buradaki espriyi de anlamadım. Yok, ben. Bilmedik de, anlamadık da olmadı. O oyuncunun adı Murat Kaçan. Evet. Sahnedeki, ay pardon, Emrah Kaçan. Emrah çok özür diliyorum. Evet. Emrah Kaçan. Aynı zamanda filmin senaristi. Aa, işte bak. Hem yazıp hem oynuyorsan bir tweet sen Emrah atacaksın. Kaman. Pardon, pardon. Ay, çok özür diliyorum. Söyle aşkım, neymiş? Emrah Kaman. Kaman. Evet, yanlış söylemeyeyim. Tamam. Emrah Kaman. Senarist ve oyuncusu. Şimdi pardon. Emrah Bey, bu konuyla alakalı derhal ivedi bir şekilde açıklama yapmanız lazım. Star TV'den daha büyük sorumluluğunuz var şu anda. Star TV de yakışanı yapmış bu arada, onu söyleyeyim de. Yani çünkü bak, hani dedim ya demin, hadi oyuncu da yaptı, senarist yaptı. Sen hem oyuncusun hem senaristisin. Sen her şeyin ne olduğunu biliyorsun yani. O platformda ne olduğunu biliyorsun. Ne amaçla yapılmış olabilir? Yani ben de o kafayı anlamaya çalışıyorum. Ama her şey olabilir. Zaten olayımız subliminal mesaj. Evet. Her şey olabilir. Yani şöyle, subliminal ya da subliminal bir mesaj verdiniz demiyorum. Diyorum ki bunu açıklamak zorundasınız. Bu çünkü cıvıklık, bu kabul edilemez bir şey. Benim tüylerim diken diken oldu dinlerken. Bu olmaz. İzleyicilerimiz de şu anda çok rahatsız. Atatürk öldü mü ne falan. Yani gerizekalı birini mi oynuyorsunuz orada? Hani ha acaba ha, yani. Gerizekalı mı iyi oynuyorsunuz orada acaba? Evet. Gerizekalı yani, olsa aptal mı? Hani deli mi? Bilinçsiz biri mi? Yeni mi uyandı? Atatürk yaşarken mi öldü mü? Geri mi dirildi bu adam? Rolü ne bu adamın? Bu adamın rolü ne? Ne olursa olsun. Ne olursa olsun bu cümleyi kullanamazsınız. Başka bir şey kullan ya. Başka bir şey söyle. Trump de. Heh. Beyaz Saray'ı ara, Trump öldü mü de. Ya da ölmüş bir tane şeyi söyle. Başkanı söyle, Amerikan başkanını. Bu kadar Türk filmi yapıp Türk milletinin kurucusuna bunu yapmayın, yaptırmayız yani. Star evet. TV'ye de tekrar tekrar helal olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Tekrar ediyoruz. Tekrar bu özeni gösterdiği için. Tekrar verebilir miyiz o sahneyi? Dalga geçer gibi. Yani bariz Atatürk dalga ölmedi, geçiyor. Kalbimizde yaşıyor. Dalga geçiyorsun. Evet, kalbimizde yaşıyor, ölmedi ama sen. Öncesinde ne? Öldü mü? Sen Atatürk ölmedi, kalbimizde yaşıyor diyecek ferasetteysen, Atatürk'ün öldüğünü de bilecek ferasettesindir. Bu olmaz, bu dalga geçiyor. Diğeri de tokat atıyor. Evet. Ensesine. Film ortalama gişe yapmış. Yozgat'tan İstanbul'a gelen abuk bir tipi canlandırıyor. Abuk olduğu kesin. Abuk olduğu kesin. Evet. Bu tipi canlandırmak için böyle de olmaz yani. Evet. Geçiyorum. Bence derhal. Neydi adamın adı? Kemal? Emrah Kaman. Evet, Emrah Kaman'ın bir açıklama yapması gerekiyor. Hatta ekibimiz de arada bir baksın, eğer Twitter'da, Instagram'da yaparsa biliyorsunuz cevap hakkı Allah Allah, saklıdır. Bu nasıl bir bekliyoruz. Şey ya, bunu açıklaması ne açıklayacak onu da merak ediyorum da geçelim.